Evet gençler, 22. dersimize hoş geldiniz. Bu dersimize fotosenteze giriş yapacağız. Fotosentez ışık enerjisini kullanılarak ışıktaki enerjinin bizim kullanabileceğimiz hale getirilmesi demektir. Yani biz ışıktan gelen enerjiyi direkt kullanabilecek canlılar değiliz. Hetotrof canlıların hiçbiri bunu yapamıyor. Arkadaşlar işte güneşten gelen enerjinin %1,12'si fotosentetik canlılar tarafından kullanılabilir ve fotosentetik canlılar diğer canlılara yem olarak enerji girişini sağlayabilir. Yani aslında biz dolaylı yollardan ot yerken, et yerken aslında güneşi yiyoruz. Çünkü enerjinin kaynağı, birincil kaynağı güneştir. Güneşten gelen enerjidir arkadaşlar. İşte fotosentez olayı sırasında aslında ne oluyor? Işık enerjisi kimyasal bağ enerjisine dönüşüyor. Yani ışık enerjisi glikozun yapısındaki enerjiye dönüşüyor gibi düşünebilirsin. Daha sonra hem üreticiler hem de onları yiyen tüketiciler bu kimyasal enerjiyi solunum ve fermantasyon gibi olan olaylarda kullanarak ATP'ye çevirir ve metabolik reaksiyonlarda kullanır. Sistem bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Ne oluyor yani kabaca baktığımızda? Karbondioksit ve suyu kullanarak fotosentetik canlılar ökaryotsa eğer kloroplastlarında, prokaryotsa sitoplazma hücre zarında fotosentez yapıyor. Yapılan fotosentez sonucu organik moleküller üretiliyor ve oksijen veriliyor atmosfere. Üretilen organik moleküller heterotrof canlılar tarafından kullanılıyor. Ökaryotsa mitokondrilerinde, prokaryotsa sitoplazmada ve hücre zarında solunum tepkimelerinde parçalanıyor ve yine karbondioksit su oluşuyor. Tabi bu arada bir de ne oluşuyor? ATP oluşuyor. Sistem bunun üzerine kurulu arkadaşlar. Bakın burada da vermiş bunu. Karbondioksit girişi var. Burada fotosentez gerçekleşiyor ve oksijen çıkışı var. Bunu da biz yiyoruz. Oksijeni de kullanıyoruz. Aslında doğada güzel bir denge oluşuyor. Fotosentez olayı bir yönden karbondioksit miktarını azaltarak çevreyi temizlerken bir yönden oksijeni arttırarak da çevreyi ne yapar arkadaşlar? Yine temizlemiş oluyor oksijenci. Karbondioksit azaltmak da temizlemek, oksijeni arttırmak da temizlemek oluyor. İşte fotosentetik canlıların veya kemosentetik canlıların ikisi de ototrof. Yani ototrof canlılar ikiye ayrılır. Fotosentetikler ve kemosentetikler. Bu canlıların yaptığı en önemli olay inorganik maddelerden organik madde sentezidir. Yani her sentez olayı ototrof mekanizma değildir. İnorganik madde olacak. Kimdi bu inorganik madde? Genellikle karbondioksit var. Genellikle su var. Genellikle diyorum çünkü bazı canlılar su yerine H2S kullanabiliyor. Ve neticede ne üretiliyor? Besin üretiliyor ve çoğu zaman ne üretiliyor? Oksijen. Çoğu zaman diyorum bazen üretilmeyebiliyor. Ya yani inorganik maddelerde organik madde sentezi dendiği an aklımıza fotosentez veya kemosentez gelmeli arkadaşlar. Genellikle fotosentez gelmeli. İşte ışık enerjisi kullanarak besin üreten canlılara fototik canlılar veya fotoototrof canlılar deniyor. Bazı inorganik maddeleri oksitleyerek yapan canlılara da kemosentetik canlılar veya kemoototrof canlılar diyoruz. Fotosentetik canlılar bitkiler, algler, bazı bakteriler ve bazı bir Ama arkadaşlar kemosentetik canlılar sadece prokaryot. Yani bir canlı kemosentetikse kesinlikle prokaryottur. Yani ya bakteridir ya arkedir unutmuyoruz. Fotosentezin keşfinde tarihsel bir süreç var. Bunları ezber bilmenize gerek yok. Onu ifade edeyim arkadaşlar. Bilmeniz gereken kısımları şöyle bahsedelim. Mesela hangi molekül nereye gidiyor bunu mutlaka bileceksiniz arkadaşlar. Bakın tekrar ediyorum. Hangi molekül nereye gidiyor? Mesela fotosentezin genel formülü 6 tane karbondioksit, 6 tane su, 6 tane karbondioksit, besin artı 6 oksijen ya. Aslında bu formülün orijinali böyle değil. Aslında formülün orijinali 12 su girişi var. Ve bir de 6 tane su çıkışı var burada arkadaşlar. Orijinal formül bu. Orijinal formüle göre hesap yaptığımızda karbondioksitteki karbonun besinin yapısındaki karbona, karbondioksitteki oksijenin hem besinin yapısındaki oksijene, çünkü 12 tane oksijen var. 6'sı besinin yapısındaki oksijene, 6'sı da bizim göremediğimiz suyun yapısındaki oksijene gidiyor arkadaşlar. Göremediğimiz dedim çünkü çıkıştaki suyu 12 sudan dolayı eliyorsunuz arkadaşlar. Götür babında. Daha sonra suyun yapısı hidrojenlerin arkadaşlar bir kısmı besinin yapısına bakın 12 hidrojen ama toplamda 24 hidrojen var. Geriye kalan 12 hidrojen ise bizim göremediğimiz suyun yapısındaki hidrojen. Ayrıca sudaki oksijenin tamamı dışarı verdiğimiz oksijen olarak karşımıza geliyor. Tekrar diyorum bunu mutlaka bilin. Sorularda işaretliyorlar. Karbon işaretlenmiş bir atom verilmiş, cart verilmiş, curt verilmiş soruları var. Kim nereye gider mutlaka bilin arkadaşlar. Kim nereye gider mutlaka bilin. Fotosentez tepkimeleri genellikle şu şekildedir arkadaşlar. Fotosentez yapan canlıların neredeyse büyük kısmı bu şekilde fotosentez yapar. Mesela işte bitkiler, siyanobakteriler, algler bu şekilde yapar. Ama bazı küküt bakterileri su yerine H2S kullanır ve yine besin üretir.
Bu sefer oksijen yerine dışarı ne verir? Kükürt verir arkadaşlar. Bu canlılar mesela oksijen vermeyebilir. Oksijensiz ortamda da yaşıyor olabilir. Demek ki bir fotosentez olayında karbondioksit zorunlu. Klorofil zorunlu. Işık enerjisi zorunlu. Ama su zorunlu değil arkadaşlar. Bunu yapan bazı neymiş arkadaşlar? Kükürt bakterileri. Bu arada bir de eskiden karbondioksit artı H2 derdik. İşte besin artı oksijen derdik. Arkadaşlar bu kaldırıldı, yok. Bu artık yok gençler. Bu yok. Besin artı H2, işte karbondioksit artı H2, besin artı oksijen ders kitaplarından da kaldırıldı. Bakın bizim kitaptan da kalkmış. Fotosentezin arkadaşlar karbon kaynağı karbondioksit, hidrojen kaynağı su veya bazı kükürt bakterilerinde hidrojen sülfür. Besin arkadaşlar hepsinde oluşur. Oluşan yan üründe oksijen veya kükürt. Fotosentez yapan bölümler bitkilerde arkadaşlar yaprağın enine kesitine baktığımızda bitki biyolojisinde bunu daha ayrıntılı anlatacağız. Mezofil tabakası vardır. İki epidermis tabakası arasında bulunan bir mezofil tabakası. Üst epidermise bakan düzenli hücrelere palizat parenkiması, alttaki düzensiz hücrelere ise sünger parenkiması deriz. İşte palizat parenkiması ve sünger parenkiması mezofil tabakasını oluşturur. Mezofil tabakası bitkilerde gerek yeşil yapraklarda, gerek yeşil gövdede bulunan fotosentezin yapıldığı en önemli yapıdır arkadaşlar. Bunun ayrıntılarını dediğim gibi bitki biyolojisinde anlatırız size. Kloroplast ökaryot canlılarda fotosentezin yapıldığı yapıdır. Prokaryotlarda ise hücre zarı ve sitoplazmada yapılıyor. Şimdi kloroplasta baktığımızda dış sarında iç sarında düz olduğunu görüyoruz. Üçüncü bir zar sistemi var. Bu üçüncü zar sisteminde tilakoid lameller var. Yani şöyle üst üste dizilmiş lameller var. Bu lameller üst üste dizilerek granumlar oluşturur. Granumların tamamına da grana deriz arkadaşlar. Küçükten büyüğe sarıldığımızda tilakoid, granum, grana diye gidersiniz. Tilakoid lameller üzerinde klorofiller ve ETS elemanları vardır. Fotosentez ikiye ayıracağız. Fotosentez tepkimeleri. Işığa bağlı reaksiyonlar, ışıktan bağımsız reaksiyonlar. İşte fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonları arkadaşlar granalarda, granumda yani tilakoid zarlarda gerçekleşirken fotosentezin ışıktan bağımsız reaksiyonları kloroplastın içini dolduran stroma sıvısına gerçekleşecek. Tekrar ediyorum. Fotosentezin ışığa bağlı reaksiyonları granalarda, granumda, tilakoid zar sisteminde hangisini diyorsanız arkadaşlar fotosentezin ışıktan bağımsız tepkimeleri, Calvin döngüsü veya kullanılmaması gereken isimle karanlık evre reaksiyonları ise stromada gerçekleşecek. Tilakoid zar sistemine baktığımızda ışıma bağımlı tepkimin gerçekleştiğini söyledik. Burada ışığı emen klorofiller ve karotenoidler de var. Karotenoidler. Hocam karotenoidler ne yapar? Karotenoidler bitkiyi zararlı ışınlardan korur. Klorofilin soğuramadığı bazı ışınları soğurarak fotosenteze yardımcı olur. Bu sayede bitkiyi korur hem de fotosentez hızını arttırmış olur. Stromaya baktığımızda stromada kloroplastın kendisine ait DNA'sı, RNA ve ribozomları var. Yine Işıktan bağımsız tepkimelerin enzimleri var arkadaşlar. Işığın yapısına baktığımızda ışıktaki tanecikler vardı. Bunlara foton denir. İşte bu fotonlar dalga şeklinde yayılır. Bunlara ışığın dalga boyu denir. Işığın dalga boylarının sıralanmasına elektromanyetik spektrum denir. Elektromanyetik spektrumda görünür ışık dediğimiz arkadaşlar 380 nanometre ile 750 nanometre dalga boyundaki ışıkları biz görürüz. Bitkiler de sadece bu ışıkta fotosentez yapar. Tekrar ediyorum. Bitkiler sadece ama sadece 380 nanometre ve 750 nanometre ışıklar arasında fotosentez yapabilir. Biz buna görünür ışık diyoruz. 380'in altı kızıl ötesi, pardon mor ötesi. 750 nanometre üstü ise kızıl ötesi ışıktır. İşte ultraviyole ışınlar ve kızıl ötesi ışınlar arkadaşlar hiçbir şekilde fotosentez yapılan ışıklar değildir. Sadece tekrar ediyorum görünür ışıkta yapılır. En fazla mor ışıkta, en az yeşil ışıkta yapılır. Mordan sonra en fazla da kırmızıdır arkadaşlar. Yani fotosentez hızı böyle çoktan aza doğru inmez. Yani şöyle bir grafik vardır arkadaşlar. Şöyle bir grafik vardır fotosentez grafiği. Nike işaretine benzeyen bir işaret. Dikkatli olmanızda fayda var arkadaşlar. Şimdi ışık için 3 ihtimal var. Bitkiye gelen ışık, kloroplasta gelen ışık ya geçer, ya yansır, ya soğurulur. İşte fotosentez yapılan tek ışık soğurulan ışıktır. Yani geçen yani cisimden geçen veya kloroplasttan geçen veya kloroplastın yansıttığı ışıkta fotosentez yapılmaz. Fotosentez sadece soğurulan yani emilen ışıkta yapılır. İşte bitkilerin ve kloroplastın yeşil görünmesinin sebebi ise en çok yeşili yansıtmasından dolayıdır arkadaşlar. Onu da ifade etmiş olalım. Klorofil pigmenti nedir? Klorofil pigmenti fotosentez yapan neredeyse tüm canlılarda
Işığın soğumasını sağlayan ana pigmenttir. Yapısında karbon, hidrojen, oksijen, azot ve magnezyum bulunmaktadır. Prokaryotlarda, ökaryotlarda yapısı biraz fark edebilir ama bizim için bilmemize gerek olduğunu düşünmüyorum. Ökaryotlarda kloroplastın içerisinde tilakoid zarlarda, prokaryotlarda ise hücre zarında bulunur. Aslında sitoplazma da değil arkadaşlar. Hücre zarı katlanmalarında bulunur. Hücre zarı katlanmalarında bulunur. Değişik dalga boylarında ışınları emerek fotosentez yapılmasını sağlar. Klorofil A, klorofil B gibi mevzuya binmek zorunda değilsiniz. Bunu geçiş yapabilirsiniz. Yine kloroplastta sadece klorofil değil, karotenoidler de var. İşte karoten, ksantofil ve likopin gibi. Bu ışıkların genel görevleri farklı dalga boyunda ışıkları emerek fotosenteze yardımcı olurlar. Aşırı dalga boyunda ışıkları bitkiyi korurlar, bitkinin ısınmasını ve bitkiye zarar vermesini engellerler. Yani ve bitkiye renk verirler arkadaşlar. Bu tarz görevleri vardır. Yani aslında karotenoidler hem kromoplastta var hem de kloroplastta var. Buradan bunu anlamamız gerekiyor. Fotosentez tepkimini bir sonraki derste anlatacağız. Bu dersimiz bu kadar gençler. Videomuzu beğenmeyi, arkadaşlarınıza önermeyi ve abone olmayı unutmayın.